Değerli basın mensupları Irak'ın kuzeyinde bölü, bölücü terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda şehit olan piyade uzman çavuşumuz Samet Şeker'e Allah'tan rahmet ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır dileyerek sözlerime başlıyorum. Yine bugün bu dönem seçilen sonra rahmetli olan Denizli milletvekilimiz Kazım Aslan'ın da ölüm yıl dönümü kendisini bir defa daha rahmetle anıyoruz. Bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantımızın gündeminde Erdoğan şahsi hükümetinin yönetemediği ekonomik kriz, yönetemediği devlet krizi, yönetemediği sağlık krizi sonucunda milletimize yaşattığı buhran ve bunun üstesinden nasıl gelineceği vardı. Marmara Denizi'nde bir çevre felaketine dönüşen müselaş MYK gündemimizdeki bir diğer konuydu. Yine partimizin önemli projelerinden biri olan aile destekleri sigortası ile ilgili olarak bugün uzman arkadaşlarımız Merkez Yönetim Kurulumuzda bir sunum yaptılar. Değerli basın mensupları Marmara Denizi'nde müsilaj kabusu büyüyor. Deniz salyası tüm Marmara'yı hatta Kuzey Ege'yi etkiliyor. Bu sadece denizin üstünü örten bir pislik değil. Aynı zamanda denizin altını da öldüren, çölleştiren bir bela. Bize ait tek denizimiz, de, tek denizimiz olan Marmara Denizi can çekişiyor. Bugünlere elbette bir günde gelmedik. Ama bugün Bakıyoruz bu konuda en son konuşacak olanlar ülkeyi 19 yıldır yöneten, İstanbul'u 25 yıldır yöneten, sonunda da İstanbul'a ihanet ettiklerini itiraf etmek zorunda kalan mevcut kadrolar. Şehit kanlarıyla sulanan vatan topraklarını talan, talan edilecek kupon arazi olarak gören saray zihniyeti. 19 yılda oksijen yuvası Kaz Dağları siyanürle Zümrüt Yeşili Cerrah Tepe Dinamit'te. Güzelim ikizlere iş makineleriyle dünyanın göz bebeği Salda Gölü betonla tanıştı. Rant müptelası bu gözü dönmüş kadrolar şimdi de Talan İstanbul projesiyle tüm Marmara'ya, tüm Trakya'ya yeni bir ihanet hançeri saplamaya hazırlanıyorlar. Marmara Denizi işte bu ihanetlere isyan ediyor yılların hatalarını alın yüzleşin diyerek suyun yüzüne vuruyor. Tekrar söylüyoruz. Bizim iktidarımızda tabiatın idam fermanı olan kötü işlere izin vermeyeceğiz. Talan İstanbul projesine bu suça ortak olanlara tek bir kuruş kaptırmayacağız. Değerli basın mensupları. Erdoğan yönetiminde geçen 19 yılın sonunda bu yapış yapış pislik ülkemizin her yerini sarmış vaziyette. Metal yorgunu saray hükümetinin yönetemediği ülkemiz, Cumhur İttifakı'nın içindeki kavga nedeniyle her gün bir başka skandalla çalkalanıyor. Hamurunda kibir olan Cumhur İttifakı'nın evlatları, denizlerimizi bitiren müsilaj gibi milletimizi bitiriyorlar. Ülkemize musallat ettikleri bu ucube rejim, ülkemizin bereketini kaçırdı. Memleketi yönetemiyorlar. Bakın sarayın yayınladığı her 10 cumhurbaşkanlığı kararnamesinin altısı önceki kararnameleri düzeltmek için çıkarılıyor. E devlet böyle mi yönetilir? İstikrar böyle mi sağlanır? Vatandaş bu şartlarda önünü nasıl görür? Erdoğan şahsım hükümeti döneminde Merkez Bankası Başkanlığı koltuğunda 3 yılda 4 başkan gördük her bir başkan o koltukta ortalama 9 ay oturabildi. Başkan yardımcıları gece yarısı kararlarıyla görevlerinden alındı. Bankanın yetiştirdiği yüze yakın orta ve alt düzey yöneticinin görevine hem de ekonomik krizin bunalımın ortasında tek seferde bir gecede son verildi. Merkez Bankası'nın yetişmiş elemanlarına gelen gelsin biz başkentten İstanbul'a taşınıyoruz dendi. Dünyanın hiçbir ülkesinde hükümetler ellerini merkez bankasına bu kadar hoyratça daldıramazlar. Ve çünkü merkez bankaları dünyanın her yerinde itibar müessesesidir. Siyasetçinin eli bankanın günlük işleyişine karışmasın diye dünyada bu bankalara araç bağımsızlığı verilmiştir. Faizle, dövizle, enflasyonda istikrar böyle sağlanır. Merkez Bankası'nı hallaç pamuğu gibi atarsan kurda, faizle, enflasyonda patlar gider. Bugün olan budur. Sonunda devlet krizi nur topu gibi bir ekonomik kriz doğurur. Değerli basın mensupları, tek kişinin iki dudağına bağlı bu düzende <laughs> denge, denetim kalmadı. Koskoca ülke vesayet rejiminin kiri pası içinde nefes alamaz hale geldi. Fransız yazar ve düşünür Voltaire'in dediği gibi, sıradan hırsız paranızı, siyasi hırsız ise geleceğinizi, hayallerinizi, gülümsemenizi çalar. Tek kişilik vesayet rejimi milletimizin geleceğini, umutlarını, gülümsemesini çaldı. Atalar ağacın kurdu içinde olur demiş. Adı Cumhur İttifakı olan ağacın her yerini kurtlar sarmış. Bu ev kavgalı ev olmuş. Ev halkı birbirine racon kesiyor. Yetmiyor, şantajla yapmaya başladılar. Herkes herkesin dosyasını tutmuş. Cumhur İttifakı cürüm, cürüm ve cüruf ittifakı olmuş. ev halkına mensup bir organize suç örgütü elebaşı biz bir aileyiz. Her suçta beraberiz diyor. Eskiler foseptik çukuru dolunca direğine bir ciğer asarlarmış. Ciğere kurtluk, kurtçuklar gelir, bu ciğeri yer, bunun üzerinde çoğalırlarmış. Ciğer bitince de kurtçuklar aşağı düşer, aşağıdaki pislikleri yemeye başlamışlar başlarlarmış. Pislik bitince de kurtçuklar birbirlerini yermiş. Teşbihte hata olmaz. Bugün ülkemizdeki durum tam da budur. Ülkeyi ciğer gibi mafya siyaset ticaret ekseninde yıllarca yemişler. Şimdi de düştükleri o çukurda birbirlerini yiyorlar. Sarayın kibirlisi sin külahın görünmesin diye talimat veriyor. Ama ne fayda? İpi elden kaçırmış. Partisinin içi kazan gibi fokur fokur kaynıyor. Kavgalı evin ahalisi birbirlerine bağırıp çağırmaktan milletin sesini duyamıyor. Milletin der, millet derdine derman bekliyor. Bunlar oturmuşlar evde bir güzel kavga ediyorlar. Suç örgütü elebaşı AK Parti için mitingler düzenlemekte kalmamış. AK Parti'nin seçimlerde dağıttığı milyonlarca poşet kahveyi de o vermiş. Bir de diyor kahve parasını da tahsil edememiş. Anlaşılan bunlar birbirlerine de tokatlıyorlar evde. Atalarımız bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var demiş. Milyonlarca liralık kahvenin acaba ne kadar hatırı oldu? Erdoğan Partisi'nin mali ve idari işler başkanının bir ça bir çalsın bakalım. Bir sorsun. Bu kahvelerin parası ödenmiş mi? Ödenmemiş mi? bu kahvelerin faturası anayasa mahkemesine ibraz edilmiş mi edilmemiş mi? Eğer ödenmediyse siyasi partiler kanununa göre bu milyonlarca liralık kahve hesaplara nasıl kaydedilmiş? Yani millete utanmadan, sıkılmadan haram kahve içirildiyse bunun hesabı mutlaka sorulmalıdır. Yine AK Parti'nin son kongresinde MKYK'ya seçilen bir siyasetçiye milletvekili seçimlerinde çanta çanta para verildiği iddiası var. Arabasına konmuş. E atanmış İçişleri Bakanı da benzer bir iddiayı gündeme getirmişti. Ama bu siyasetçinin kim olduğunu o söylememişti. Şimdi bunu bu iddiaları ciddi almak gerekir. Suç örgütü elebaşı para dolu çantaları, 10 bin dolar maaşları tek bir AK Partili siyasetçiye vermediğini söylüyor. Birkaç tane e, AK Partili'ye verdiğini söylüyor. Açıklamalara baktığınızda da 10 bin dolar maaşa bağlanan siyasetçi hala belli değil. Erdoğan İçişleri Bakanı'nı çağırıp bu konuda bilgi aldı mı? Partisinde... Para çantası alma iddialarına muhatap siyasetçiden savunmasını istedi mi? Disiplin kurulunu çalıştıracak mı? Kavgalı evin bir başka ferdi. Sezgin Baran korkmaz. AK Parti döneminin türedi zenginlerinden. Geçmişi de gölgeli bir isim kara para aklamayla suçlanıyor. Yurt dışına kaçtı. Kaçmadan önce İçişleri Bakanı ile görüştüğü iddiası var. Nasıl kaçtı hala muamma. Yurt dışına çıkış talimatının İçişleri Bakanı tarafından verildiği iddia ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İçişleri Bankı, Bakanı'nın daha önceki iddiaları ile ilgili olarak 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklamasını isteyen bir yazıyı, bakan'a yazdığını açıkladı. Ama cevap alamadığı görülüyor. Anlaşılan bu atama bakan kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisinden de üstün görüyor. Şimdi bu hem bu 10 bin dolar me maaş meselesi hem de Sezgin Baran Korkmaz konusu çok ciddidir. Bu bakan hakkındaki iddialara Türkiye Büyük Millet Meclisi mutlaka vaziyet etmelidir. Derhal bir araştırma komisyonu kurulmalıdır. Bu iddialar kendisine sorulmalıdır. Gerekiyorsa konu soruşturma sürecine taşınmalıdır. Meclis başkanı parti gruplarını ikna ederek meclisin bu rezalete el koymasını sağlamalıdır. Hem mektubuna cevap almalı, hem de meclisin anayasal görevini yerine getirip, bu skandalın hesabını sormasını sağlamalıdır. Meclis başkanı bunu yapamıyorsa, milletin ve onun seçtiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hakkını, hukukunu koruyamıyor demektir. Bu durumda o koltukta bir dakika bile oturmamalıdır, istifa etmelidir. Değerli basın mensupları. Erdoğan şahsım hükümeti iş başına geldiği 2018'den bu yana ekonomide güveni sağlamak için 2001 krizinin ardından kurulan kurumların çıkarılan kanunların köküne kibrit suyu dökmüştür. Atılan çapaları birer birer taratmıştır, koparmıştır. Kamu ihale kanunu ilk çıkarıldığında altı istisnası vardı. AK Parti döneminde alfabeye tur atlatırcasına onlarca istisna eklediler. Kamu ihale kanunu eleye döndü. 58 ayrı kanun ya da kanun hükmünde kararname ile bu yasada 200'e yakın değişiklik yapıldı. Kuralın yerini tek kişinin ihale, iradesi aldı. İhaleler ulufe gibi yandaşlara dağıtıldı. Herkesin rekabet şartları içinde yarışacağı açık ihale yerine sen ben bizim oğlanın katıldığı pazarlık usulü ihaleler yapıldı. Özellikle mücbir sebepler için konmuş 21B usulü olabildiğince istismar edildi. Milyarlarca lira şeffaf olmayan bir şekilde havuz müteahhitlerine aktarıldı. Bu ucube rejimin düğmesine basıldığı 2014'ten 2021'e kadar yandaşlara giden para ortalama kurlarla 38 milyar dolar. Bugünkü kurla çevirirsek 328 milyar lira. Bir kere daha söylüyorum. 328 milyar lira. İşte vatandaşın alın terini, anasının ak sütü gibi helal emeğini, yandaş müteahhitlerin havuzlarına doldurma yöntemi bu. Bu doldurulan havuzlardan da siyasetin finansmana döşene, döşenen borular ise herkesin malumu. Erdoğan şahsı hükümetinin gözleri doların yeşilini görünce fıldır fıldır dönmeye başlıyor. Şeytanın aklına dahi gelmeyecek fikirler akıllarına geri veriyor. Bu şeker kotalarının düzenlenmesi ve uygulamasına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklik. 5 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılmış. Yani geçtiğimiz hafta sonu. İki yıl önce şeker fabrikaları özelleştirilirken tepkileri hafifletmek için nişasta bazı şeker kotalarını düşürmüşlerdi. Şeker fabrikalarını elden çıkardılar. Değerli arsaları satıldı. Anlaşılan 14 Haziran'da Biden görüşmesine elleri boş gitmemeleri için nişasta bazı şeker kotasını yeniden yüzde yüz arttırdılar. Bundan kim yararlanacak? En çok kim yararlanacak biliyor musunuz? Amerikan Kargil firması anlaşılan Amerikan başkanıyla tatlı bir başlangıç yapabilmek için milletin çoluğunun çocuğunun sağlığını tehlikeye atıyorlar. Bu arada kendi çiftçimize de vurulan darbe cabası. Allah aşkına bir yönetim kendi çiftçisine bu kadar mı düşman olur? Çiftçimizin sırtına vurdukları hançer bir değil on değil. Çiftçinin bankası Ziraat Bankası basının amiral gemisinin de içinde olduğu bir medya grubu havuza katılsın saraya ram olsun diye 2018'de 675 milyon dolar kredi vermiş. Bankanın o dönemdeki genel müdürü de vardı verdik diye meydan okumuş. Ama dün ortaya atılan iddiaya göre grup aldığı kredinin ne ana para ne de faiz borcundan daha bir kuruş ödememiş. Ziraat Bankası Havuz Medyası genişlesin diye 675 milyon doları Türksel Varlık Fonu'na kalsın diye 1 milyar 600 milyon doları dağıtırken bu ülkede çiftçilerimiz yokluktan canlarına kıyıyor. Nevşehir'de bir patates üreticisi Ziraat Bankası'na gidiyor borcunu yapılandırmak istiyor. Talebi kabul edilmeyince kendine ateşe veriyor. Muğla Milas'ta çiftçi Fahrettin Aktaş "Traktörümü satın borcumu ödeyin. Bu onursuzlukta yaşayamam." diye arkasında not bırakıp hayata veda ediyor. İzmir Torbalı'da çiftçi Basri Yıldırım tarlasını satmasına rağmen borçlarını kapatamıyor. Üç evladını arkasında bırakıp intihar ediyor. Ziraat Bankası bu iddialara daha fazla sessiz kalamaz. Doğan medyayı yandaş satın alsın diye verilen kredinin encamı ticari sır bahanesiyle örtülemez. Çıksın bugüne kadar bu kredinin ne kadarı geri ödendi? Ödemelerde bir gecikme var mı? Banka yönetimi Ziraat Bankası'nın saygınlığını korumak için bunları halka açıklamak zorundadır. Sadece çiftçilerimiz değil, yurdun dört bir yanından borca, yokluğa dayanamayan esnafın perişan halinin de haberleri geliyor. Sadece ilk beş ayda kırk binden fazla esnaf kepenk indirmiş. Küçük ve orta boy işletmelerin takipteki borçları 57 milyar 200 milyona ulaşmış. Salgın döneminde benzer ülkeler arasında borcunun milli gelirini oranı en hızlı artan ülkeler listesinde maşallah Brezilya'dan sonra ikinci sıraya gelmişiz. Ama saray diyor ki dünyadaki en etkin, yaygın ve yüksek tutarlı destekleri verdik diyerek milletle alay ediyor. Ama aynı gün uluslararası kuruluşlar rapor yayınlıyor. Hükümeti destek yerine borç veriyorsunuz. Bu arabanın tekeri bir yerde patlar diye uyarıyor. Erdoğan devletin kanalına çıkıyor. Merkez Bankası'nın kasasından buharlaştırdığı milyarlarca liralık ihtiyat, ihtiyat akçesinin 128 milyar dolarlık rezervin encamını anlatmak yerine Merkez Bankası'nın yeni başkanına nasıl faiz talimatı verdiğini ballandıra ballandıra anlatıyor. O sırada döviz kuru başlıyor tavan yapmaya. Dolarla, avrolu garantilerle ihaleleri götürenlerin tabii keyfi gıcır. Ama tek bir konuşmayla milletimiz hızla fakirleşiyor. Rezervsiz kalan, borca batırılan ekonominin civataları gevşemiş. Ne yaparsanız yapın artık ayar tutmuyor. Saray beslemeleri 3-5 maaşla keyif çatarken vatandaş işsizlik ile hayat pahalılığı arasında sıkışıp kalmış sesini duyan yok. Artık sokağın gerçeğini ne TÜİK ne de hazine saklayabiliyor. Milletin yaşadığı enflasyonla TÜİK'in enflasyonu arasında dağlar kadar fark var. Sarayın müdahalesinden nasibini alan TÜİK'in rakamlarına Bilim isyan ediyor. Bilim insanları isyan ediyor. Ve son açıklanan enflasyon rakamlarında yaşanan rezaletle gördük ki artık bu işe TÜİK çalışanları bile isyan ediyor. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Eskiden ben hep 50 liralık benzin alıyorum deyip benzin zamlarından şikayet etmeyenler bugün etmeyenlerin bugün artık ağzını bıçak açmıyor. 50 liralık benzin, mazot. Arabada ibreyi bile oynatmıyor. Erdoğan şahsım hükümetinin beceriksizliği market raflarını da vuruyor. Daha birkaç ay önce bir torba 100 lirayla dolmuyor diye şikayet eden vatandaş artık torbasını 150 lirayla bile dolduramıyor. Marketten çıkanların gözlerine bir bakın. Milletin halini göreceksiniz. İşsiz sayımız 10 milyonu aşmış. Bu ülkenin geleceği gençlerde sarayın yaydığı yapış yapış pislikten muzdarip. Ülkemizde her dört gençten biri işsiz, her dört işsizden biri üniversite mezun. 15-29 yaş arasında 5,5 milyon 700 bin gencimiz ne bir işte çalışıyor ne de okuyor. Ev genci olmuşlar. Evde oturuyorlar, analarının babalarının eline bakıyorlar. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı üyesi ülkeler arasında ev genci oranının en yüksek olduğu ülke Türkiye. Pazarda sarımsak satan genç bir evladımız askere gideceğim. Cebimde bir kuruş para yok. Gelecek? Ne? Hangi gelecekten bahsediyorsunuz? Lanet olsun böyle yaşama diye feryat ediyor. Sonra milleti görmeyen, sesini duymayan... Hali nicedir bilmeyen sarayın kibirlisi çıkıyor millete hikayeler anlatıyor. Bitmez tükenmez doğalgaz bulduk diye müjde veriyor. Ama her verdiği doğalgaz müjdesinin ardından evlerde kullandığımız doğalgaz fiyatları düşeceğine zam üstüne zam görüyor. O müjde veriyor, milletin ödediği fatura kabarıyor. Şimdi buradan söylüyorum. Millete bir müjde verme niyetindesiniz öyle anlıyorum. Mutlaka da bir müjde açıklamak istiyorsunuz. O zaman şunu yapın. TÜİK'in fiyat topladığı marketler var ya. Şunları bir açıklaya verin. Millet de gitsin oradan alışveriş yapsın. Karnı doysun. Biz milletin içindeyiz. Millet cüzdanına bakıyor. Zekata muhtaç olduğunu görüyor. Ama TÜİK'in rakamlarına bakınca millete harç farz olmuş gözüküyor. Yüzde yedilik büyüme sokakta yok. Açık söyleyeyim. Müsilaj büyüme rakamlarına da bulaşmış sanayide çalışan saat çalışılan saat endeksi 2014 seviyelerinde. Ama sorar TÜİK'e sorarsanız sanayi üretimi almış başını gitmiş. Hizmet tüketimi tepe taklak aşağı gidiyor. Hizmet sektöründe istihdam geriliyor ama hizmet sektöründe katma değer üretim almış başını yukarı doğru gidiyor. E kardeşim hizmetin stoku mu oluyor? Ekonomide müthiş bir teknolojik değişme mi var bu kadar sanayide verimlilik patlıyor? Millet işsiz ama TÜİK ekonomiyi büyütüyor. Bu hikayenin hesabı bugün değilse yarın sandıkta millete verilir. Değerli basın mensupları, aziz milletimiz 19 yıldır biriken cürufu, pisliği, kiri, pası temizlemek için yapılması gerekenler bellidir. Biz temiz siyaset ve temiz toplum için yol haritamızı ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizde ilan ettik. Güzel ülkemizi arındırmak için yepyeni ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi getirmeyi vaat ediyoruz. Kuvvetler ayrılığını güçlendirmeyi vaat ediyoruz. Yargı üzerindeki baskıları kaldıracağız. Siyasi ahlak yasasını çıkaracağız. Siyasetin finansmanını şeffaf hale getireceğiz kamu ihale kanunu rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek. Sayıştay'ı gerçek işlevine kavuşturacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesin hesap komisyonunu kuracağız. Ekosistem hakkını anayasal güvence altına alacağız. Devletimiz baki bu hükümet gidicidir. Milletimiz de bunu bilmektedir. Amerikalı yazar Mark Twain'in dediği gibi ülkeye sadakat her zaman. hükümete sadakat hak ettiği zaman. bu hükümet artık milletin güvenini kaybetmiştir. milletimiz kral değil kural istiyor. ortaya saçılan bu kiri 19 yılın pasını sandıkta temizleyebilmek için gün sayıyor. umutsuzluğu asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlet, milletimiz de büyük bir millet. biz bu ülkenin yaşadığı en derin krizlerden birinde doğru ilaçları verdiğimizde nasıl ayağa kalktığını bizzat yaşadık. Eğer Türkiye bugün bu buhranı yaşıyorsa bu vatandaşın suçu değildir. Bu ülkeyi yönetme kabiliyetlerini tamamen yitirmiş başta oturanların suçudur. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'yi düzlüğe çıkarmaya hazırız. Yeni kurallara, yeni kurallarla, yeni kurumlarla, yeni kadrolarla ülkemizin ufkunu açmaya hazırız. Ülkede gerginliği bitirmeye, parti ayrımı gözetmeden bu ülkeyi seven herkesle kucaklaşmaya, barışmaya hazırız. Biz milletimizin sadece oyuna değil, gönlüne de talibiz. Biz insanlarımızı birleştirmeye geliyoruz. Biz bu ülkenin tertemiz insanlarıyla hep beraber kimseyi dışlamadan, kimseye ikinci sınıf insan muamelesi yapmadan, kimseye parya muamelesi yapmadan yepyeni bir geleceği inşa etmek için geliyoruz. Biz hazırız. Vakit tamam. Seçim zamandır bu zaman. Milletten korkma, sandıktan kaçma Erdoğan. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları ileteceğim. İlk soru Halk TV, Ulusal Kanal ve ATV tarafından iletildi. Soru şöyle. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in biz tek aday girelim, HDP ayrı aday çıkarsın önerisinde bulundu. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Millet İttifakı'nın genel başkanlarının dile getirdiği her görüş bizim için değerlidir. Efendim ulusal kanalın bir sorusu var. Soru şöyle. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 4 Mayıs'ta e, Dersim Katliam'da yitirdiklerimizi unutmayacağız açıklaması yaptı. CHP'li 16 eski bakan ve milletvekili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup göndererek Sarıbal'ın partiden kesin ihracını istedi. Mektup değerlendirildi mi? Sarıbal'a ifadeleri nedeniyle bir işlem yapılacak mı? Bu konu merkez yönetim kurulumuzun gündeminde yoktu. Efendim KRT TV'nin bir sorusu var. O soru da şöyle. Dünya Sağlık Örgütü Dünyada COVID aşılarının dağılımında yoksul ülkeler aleyhine yaşanan dengesizliğe dikkat çekmişti. Uluslararası ortamda aşının adil dağılımı konusundaki tartışmalar da artarak sürüyor. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Nasıl bir yorum yapabilirsiniz? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konunun gerçekten önemli olduğunu düşünüyoruz. Küresel bir bağışıklık sağlanmadan ülkelerin koronavirüsten kurtulduk demeleri mümkün değil. Bunu en önce gören ve bu konuda inisiyatif alan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sayın Genel Başkanımız bundan bir yıl önce daha salgının başında alçak gönüllü bir uygarlığın inşasına çağrı yazısında salgının eşitsizliklerden beslendiğini ifade etmişti. Yine aynı yazıda uluslararası düzeyde örgütlenmiş bir halk sağlığı politikasına duyulan ihtiyacında altını çizmişti. Sayın Genel Başkanımız ayrıca bu çerçevede Dünya Sağlık Örgütü'ne ve Birleşmiş Milletler'e birer mektup yazmıştı. Bu mektuplarda 11 Mart'ın salgın hastalıklarla mücadele, gü mücadele günü ilan edilmesini istemiş, virüsün sınır tanımadığını belirtmiş, bu mücadeleyi ancak tüm dünya hep birlikte verebilirsek başarıya ulaşabileceğimizi ifade etmişti. Yine Genel Başkanımız dünyadaki 96 sol ve sosyalist partinin liderine mektup yazarak aşı ve tedaviye erişimin kamu malı kabul edilmesini, dünyada kamu malı olarak kabul edilmesini önermişti. Aşının insanlık yararına kullanılmasını güvence altına alacak bir kamucu küresel anlaşma ihtiyacını Genel Başkanımız partimiz her fırsatta dile getirmiştir. Saray hükümeti ise aşıda uluslararası dayanışmayı düzenleyen Covax anlaşmasına daha henüz imza atmamıştır. Evet. Başka? Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.